Sakın yapma. Sen de erkek misin ulan? Kızımdan ne istedin? Erkekliği senden mi öğreneceğim lan? Ondan korkuyorsan kızının kılına bile zarar gelmedi. Ben senin gibi üstü bozuk değilim. Aziz oğlu. Doğru konuş Resul. Baba dur. Doğru söylüyor. Kızını duydun. İstesem seni bir ömür başı önde dolaştırırdım ama yapmadım. Şoförlerle Aziz oğulları arasındaki farkı gör diye yapmadım. Ya Nizar Efendi. Senin namusuna sahip çıkmak da bize düştü. Aziz oğullarında bir erkek arıyorsan bak ağan orada. Kızın herkesten erkek çıktı. Bir daha karşıma çıkacaksan entari giyin de gel. Adamsan bu sana yeter Nizar. İleri gitme Resul. Gitsem ne olur lan ha çakal. Ulan senin... Baba bırak. He. Artık akraba değiliz ona göre. Bana güvenip de sakın gevşek davranma. Benim derdim bana yeter. Çakallarla uğraşacak vaktim yok. Ulan baba. Sen... Utanmaz rezil ettin beni. Nizar Bey yapma. Size yakışmaz bu. Çare size el kalkmaz. Bunu biz sizden öğrendik. Defolun lan. Bırak. Defol. Defolun. Git. Git. Çekil git. Yardımına ihtiyacımız yok. Biraz iyileştin mi Zile Hanım? Az gelelim mi? İyi misin? Anne, Dilan, lütfen yalnız kalabilir miyim? Daha geçen gün koskoca Azam Bey'e hayır dedi gitmedi. Nedir, ne oldu, nasıl oldu hiç aklım kesmiyor. Zilan'a hiç yakışır mı bu? Hala sen sinirlendiğinde hiçbir şey değişmeyecek biliyorsun değil mi? Sağ ol, içmeyeceğim kızım. Civan Bey, Zilan Hanım dönmeyecek mi sahiden? Allah etmesin. Onun yuvası burası elbette dönecek. Götür dedim ya kızım, istemiyorum. Civan, Hazar birazdan alıp getirir belki ha? Getirsin, konuşacağım Zilan'la. Öyle bohçayı koltuğunun altına alıp isteyince çekip gidilir miymiş? Hazar hiç gitmemeliydi. Hata yaptı. Zilan seçimini yaptı. Birkaç gün gecikmeyle de olsa ailesini tercih etti. Daha o kadar genç ki. İnsan üzülüyor. Üzerine aldığı sorumluluk çok ağır. Kaldıramayacağı kadar ağır. Hadi. Şu Hazar'ı bir daha arayıver. Belki çoktan almış geliyordur ha. Zilan'ı biraz tanıdıysam dönmeyecek. Dönecek olsa gitmezdi.